Gençliğin gözyaşları merhaba. 23 numaralı ünitemizi çözüyoruz arkadaşlarım. Karışım problemleri yapıyorduk. 9 numaralı köşe taşında kaldık kardeşlerim. Hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Odaklanmayı falan ayarlayacağım. Ve hızlı bir şekilde başlayacağım dostlarım sorularımızı çözmeye. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki, %36'sı tuz olan bir miktar tuzlu suya 20 gram tuz ve 30 gram su ilave edildiğinde karışımın tuz oranı %38 oluyor. Başlangıçta kaç gram tuzlu su vardır diye bir soru sormuş. Hadi başlayalım. Şimdi %36'sı tuz olan bir miktar, x miktar diyelim arkadaşlarım, tuzlu suya. Bu amca, bakın dikkat edin, kabın içine ne yazdım ben? Tuz yüzdesini yazdım. Hepsinin içinde tuz yüzdesi olacak. Şimdi 20 gram tuz ilave ediyorum sadece. O halde bu kabın tuz yüzdesi tamamı tuz olduğu için %100'dür. Artı sonra 30 gram da su ilave ediyormuşum ki burada hiç tuz olmadığı için tuz yüzdesi sıfırdır. En sonda diyor ki tuz yüzdesi 38 olan bir karışım elde ediliyor diyor. Hadi burayı bir düzenleyelim. Ağırlığı ne olur yeni karışımın? 50 artı bir de x var. 50 artı x olur dostlarım. Şimdi geri kalan kısmı çarpma çırpma. 36x buradan geliyordu. Kabın içindeki ile altındakini çarpıyordum. Artı şurası 2000 yaptı dostlarım. Eşittir. Burası 0 olduğu için gerek yok. 38 ile 50'yi çarpacağız arkadaşlar. 1900 yapacak. 1900 artı 38x. Şimdi 36x'i buraya alırsak burada 2x kaldı. 1900'ü buraya alırsak 100 kaldı. 2x 100 ise x eşittir 50 geldi. Birinci sorumuzun cevabı Adana çıktı. 2 numaradayız dostlar. %30'u şeker olan 180 gram şekerli suya. Hemen hesaplayalım bunu. %30'u şeker olan diyor. O zaman 30, 180 gram da aşağıya yazıldı. Artı x gram su. Şimdi x gram su dediği için ben kabın içine şeker yüzdelerini yazdığımdan suyun içinde hiç şeker yok. O yüzden sıfır. Ve diyor artı x gram da şeker ilave ediliyormuş. O zaman 100 olacak burası. Yeni karışımın şeker oranı %32 oluyormuş dostlarım. Ağırlığı ne olur? 180 artı 2x olur. Evet, olayımız bu. Hadi şimdi çarpmayı yapalım. 30 ile 180'i çarpacağız. 3 kere 18, 54 yapar. 2 tane de 0. Burası zaten 0 olduğu için yazmıyorum. Artı 100x geliyor burada. Eşittir. 32 ile 180'i çarpacağız. O da 5760 yapacak herhalde arkadaşlarım. 32 ile çarptım. 360 oradan. Doğru. 5760 yapacak. Artı 64x gelecek. 64x'i bu tarafa alalım. 36x olsun. 5400'ü buraya alalım. 360 kalsın burada da. 36'ya bölersek x eşittir 10 geldi. Hemen 3 numaraya geçtim dostlarım. Alkol oranı %24 olan 25 litrelik alkol su karışımına 5 litre alkol ilave ediliyor. Tamam. Alkol oranı %24 olan 25 litrelik alkol su karışımına 5 litre daha alkol ilave ediyorum ben. 5 litre daha alkol ilave edersem saf alkol yüzdesi %100 olacak. Elde edilen yeni karışımdan kaç litre saf su buharlaştırılırsa diyor. Şimdi buradan su buharlaşacak arkadaşlarım. X litre. Buharlaşan sadece su olduğu için suyun içinde de hiç alkol olmadığı için yüzdesine 0 yazıyorum. En son diyor oluşan yeni karışımın alkol oranı %40 olur diyor. Tamam. %40 oldu. Ağırlığı da 30. X de gitti. 30 eksi X oldu dostlarım. Şimdi çarpmaya geldi sıra. 24 ile 25'i çarpacağız arkadaşlarım. 600 yapar. Artı 500 buradan geldi. Şurası zaten 0 oluyor yazmadım.
Bununla bunu çarptık. 1200 yaptı. Eksi 40x. 1100. 1100'ü bu tarafa alırsak burada 100 kaldı. 40x'i de bu tarafa alalım. Artı gelsin buraya. X eşittir. 100 bölü 40 geldi. Birer sıfır götürdük. 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 yani 2,5 sorumuzun cevabı çıktı dostlar. Evet, son sorumuza bakalım 9. köşe taşımızın. Bir kapta şeker oranı %30 olan 80 litre şekerli su vardır. Bu karışımın %20'si buharlaştırılıyor diyor. Şimdi hadi hesaplayalım bunu, bir şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şimdi 80 litrelik bir karışım var. %30'u şeker. Ne diyor? %20'si buharlaştırılıyor diyor arkadaşlarım. %20'si gidecek bunun. Çıkacak yani. %20'sini hesaplayalım hemen. 80'in 20 bölü 100'ünü hesapladım. Sıfırlar gitti. 16 litresi buharlaşacak. Buharlaşan su olduğu için, suyun içinde de hiç şeker olmadığı için sıfır yazdım yüzdesini. %20'si buharlaştırıldı. Tamam. Elde edilen yeni karışıma şeker oranı %25 olan 36 litrelik bir karışım, bir su ilave edilirse, şekerli su ilave edilirse yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur diyor. Ağırlığını bulalım. Buradan 16 gitti, 36 geldi. Yani toplamda 20 geldi, 100 oldu yeni ağırlığımız. Hadi şimdi çarpmayı çırpmayı yapalım arkadaşlarım burada. Gerçi hepsi, alt tarafın hepsi 4'e bölünüyor herhalde. Hepsini bir 4'e bölelim mi? Bölmeyelim ya da direkt çarpalım. 80 çarpı 30. 24 çift 0. Burası 0 zaten, yazmıyorum. Artı 36 ile 25'i çarpacağız. 4 ile çarpsak 100 olur. 9 ile daha çarpalım. 900 oldu. Eşittir 100x. Şimdi ikişer tane sıfır silelim her birinden. Şöyle ikişer sıfır sildik. 24 ile 9'un toplamı da 33 yaptı. X dediğimiz sayı arkadaşlarım. Cevap Bursa geldi. Evet, 9 numarayı gömdük. Hemen 10 numaraya aldık. Önümüze şöyle bir ayarlamasını yapacağız. Bir de odaklanma muhabbetini yapalım arkadaşlarım. Evet, her şey güzel gözüküyor şimdilik. Başlıyorum. Tuz oranı %40 olan bir tuzlu suyun 2 bölü 5'i alınarak, bakın şimdi burası önemli, dikkatli olun arkadaşlarım. Tuz oranı %40 olan bir karışım var. Biz buna 5K'lık bir karışım diyelim dostlarım. Bu 5K'lık karışımın 2 bölü 5'i dökülüyormuş, alınıyormuş. 5K'nın 2 bölü 5'i ne yapar? 2K yapar. 2K'sı alınıyor. Buraya dikkat. Bu 2K'lık karışımın da yüzdesi %40'tır dostlarım. Yani şöyle düşünün. Bir bardak çay var elinizde. İçine 2 tane şeker attınız. Şimdi 2 şeker tadı alıyorsunuz. Bunun ben belli bir miktarını döksem, geriye kalan çayda veya dökülen çaydaki şeker tadı aynı olmayacak mı? Şekerin yüzdesi aynı olacak değil mi arkadaşlar? Sadece ağırlığında değişme olur dökülenin veya kalanın. Yüzdesinde bir değişiklik olmaz. Şimdi diyor ki yerine, diyor, döktük bunu. Yerine aynı miktarda, yani 2K miktarında tuz oranı %20 olan başka bir tuzlu su ilave ettik. En son diyor yeni oluşan karışımın su oranını soruyor bize. Ama biz burada neyi bulacağız arkadaşlarım? Tuzu bulacağız, unutmayın. Ağırlığımıza bakalım, 5'ti, 2 gitti, 2 geldi, yine 5K kaldı. Hadi şu K'ları bir silelim hepsini. Çarpmaya geçtik arkadaşlar. 5 kere 4, 200. Eksi 2 kere 4, 80. Artı 2 kere 2, 40. Eşittir 5x. 200, 80 gitti, 40 geldi, 40 çıkmış gibi oluyor. 160 kaldı arkadaşlarım. 160 eşittir 5x olur. X eşittir bu durumda 22 mi çıkar? Bir daha bu bölelim bakalım 160'ı 5'e. 160 bölü 5, 32 gelecek doğrusu arkadaşlarım. Doğru. X eşittir 32 çıktı. Yalnız lütfen karıştırmayın. 32 şıklarımızda yok ama sınavda ÖSYM'deki amcalar şıklara 32'yi de koyarlar. Zıplamayın hemen arkadaşlarım. 32
bulduğumuz 32 tuz yüzdesi. Bize su yüzdesini soruyor. %32'si tuz, o zaman geri kalan %68 de su olacak diyeceğiz arkadaşlar. 2 numaraya bakıyoruz. Ağırlıkça %30'u şeker olan homojen un şeker karışımının 1/6'sı alınarak diyor. Tamam. %30'u şeker, biz buna 6K'lık bir karışım diyelim. 1/6'sı dediğimiz şey K gramıdır arkadaşlarım ve yüzdesi değişmiyordu 30. Alındı, buradaki 30'lar hep şeker miktarı. Sonra diyor ki yerine aynı ağırlıkta yani K miktarda un koyun diyor. Burada hiç şeker yok, o yüzden yüzdesi 0. En son diyor yeni karışımın şeker yüzdesi nedir? Ağırlığı nedir? 6K'ydı. K gitti, K geldi. Yine 6K kaldı. K'ları sildik. Ve çarpma işlemine başlıyorum. 6 kere 30, 180. Eksi 1 kere 30, 30. Şurası zaten 0. Eşittir 6x. 150 eşittir 6x olur. X eşittir buradan 25 geldi dostlarım. Evet, 3 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Ağırlıkça tuz oranı, ağırlıkça %10'u tuz olan tuz su karışımının %20'si alınarak yerine aynı miktarın 2 katı kadar tuz ekleniyor diyor kardeşlerim. Tamam, hadi bakalım. Şimdi %10'u tuz olan tuz su karışımının %20'sini alacak ya, ben bunun ağırlığına 100K diyeyim. Şimdi %20'sini alıyor arkadaşlarım, yani 20K'sını aldı. Tuzun yüzdesi değişmedi. Yerine alınan miktarın 2 katı kadar yani 40K kadar tuz ekledim. E buradaki tuzun yüzdesi %100 olacak. Tamamı tuz çünkü. Yeni karışımın ağırlıkça tuz yüzdesi nedir? Bir ağırlığına bakalım. 100. Burada 80 kaldı. 40 daha geldi. 120K yaptı. Hemen bir sıfırla K'yı siliyorum arkadaşlarım şöyle. Hatta hepsini 2'ye bölüyorum 5, 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 2, 2'ye bölüyorum 6. Çarpalım şimdi. 50, eksi 10, artı 200, eşittir 6x. Burası 40 yaptı. 240 eşittir 6x oldu. 6'ya bölersek 40 eşittir x çıktı dostlarım. Cevap Adana geldi. 4 numaralı soruyu okuyoruz şimdi. Şeker oranı %20 olan bir karışımın yarısı dökülerek yerine aynı miktarda şeker oranı %10 olan başka bir karışım ilave ediliyor. Oluşan karışımın yarısı tekrar dökülerek diyor kardeşlerim. Hadi gelin burayı bir yapalım şimdi. Şimdi şeker oranı %20 olan bir karışımın yarısını dökeceğiz. 2K diyorum. Yarısını dökelim. K'lık kısmını döktük. Yüzdesi yine değişmedi ve dökülen miktar yerine aynı miktarda yani K kadar şeker oranı %10 olan bir başka karışım ilave edildi. Hadi gelin buradaki şeker yüzdesini bir bulalım. Ağırlık değişmedi, yine 2K. K'ları sildim arkadaşlarım. 2 ile 20'nin çarpımı 40, eksi 20 artı 10 eşittir 2x oldu. 20, 30, x eşittir 15 oldu. Yani en son elimde şöyle bir karışım var şimdi. 2K ağırlığında yüzdesi 15 olan bir karışım var. Devam edelim. Oluşan karışımın yarısı tekrar dökülerek. Bak şimdi. Ne vardı elimizde? Yüzdesi 15 olan 2K'lık bir karışım. Bu karışımın yarısı tekrar dökülüyor. Yani yüzdesi yine 15 olan K gramı döküldü. Ve yerine aynı miktarda yani K miktarında yine oranı %20 olan başka bir karışım ilave edildi. En son yeni karışımın yüzdesi nedir? Ağırlık 2K oldu yine. Yüzdesine de X dedim. Hadi bulalım. K'lar gitti dostlarım yine. 2 kere 15, 30, eksi 15 artı 20 eşittir 2X. 15, 20 daha 35 eşittir 2X. 35'i 2'ye bölersek 17,5 geldi. X diyebiliriz dostlarım. Evet. 10 numarayı da gömdük. Hemen çevirdim. 11 numaraya geldim dostlar. Şöyle bir bakalım odaklanmamıza.
Evet, tamam. Şimdi bakalım bu ne diyor. A kabında 6 kilogram saf tuz. B kabında, şunları bir yazayım ben şöyle. Şuraya A kabı diyelim arkadaşlarım. 6 kilogram tuz var sadece. B kabını yazalım. B kabında ağırlıkça %4'ü tuz içeren 5 kilogramlık bir karışım var. Bir de C kabımız var dostlarım elimizde. C kabında da %10'u tuz olan 2 kilogramlık bir karışım var. Peki. Diyor ki şimdi bulunmaktadır. Şuraya kadar zaten okuduk, geçelim burayı. A kabındaki tuzun yarısı B'ye alınıp karıştırılmış. Hadi bunu bir yapalım o zaman biz. A'daki tuzun yarısını alıyorum arkadaşlarım. 3 kilogramını aldım. Tabii ki saf tuz olduğu için yüzdesi 100 olacak. Artı B ile karıştırdım bunu. B'de de ağırlığı 5, yüzdesi 4 olan bir karışım var dostlarım. Bakalım buradan nasıl bir karışım çıktı. Bir kere 8 kilogramlık bir karışım oldu da yüzdesini bulalım biz. 300 artı 20 eşittir 8x olur. 320 eşittir 8x. X eşittir buradan 40 çıktı dostlarım. Bu birinci hamle. X'i buradan 40 bulduk. Şimdi gelelim. Burada oluşan bir karışım var tabii ki. Sonra da diyor ki, sonra B'dekinin yarısı, şimdi B'de 8 kilogramdı ya arkadaşlarım bu. 8 kilogram %40 bulduk. Bunun yarısını alın diyor. Yani 4 kilogramını aldım ama yüzde değişmez. C ile karıştırın diyor bunu. C'de ne vardı? 2 kilogramlık %10. Karıştırdığımızda yeni karışımın tuz yüzdesi ne olur diyor. Ağırlığı 6 olur bir kere. Hadi çarpalım. 4 kere 4 16, 160. 20 eşittir 6x. Buradan da dostlar 180 eşittir 6x. 6'ya bölersek 30 eşittir x çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli geldi dostlar. Evet, 2 numaraya bakıyorum hemen. A kabında %20'si şeker olan 60 gramlık şekerli su. B kabında ise %30'u şeker olan x gramlık şekerli su vardır. A kabındaki karışımın 1 bölü 3'ü B'ye boşaltılırsa B kabında oluşan karışımın şeker oranı %25 oluyor. Buna göre x kaçtır? Peki. Şimdi A kabı şöyleydi. %20'si şeker olan 60 gramlık şekerli suydu. Ama bunun 1 bölü 3'ünü alıyormuşuz. Yani 20 gramını alıyoruz. Yüzde değişmiyor. Ve bunu B'ye boşaltıyoruz. Yani B'deki karışımla karıştırıyoruz. B'de ne vardı? %30'u şeker olan x gramlık bir karışım vardı. Ve en son karıştırdıktan sonra diyor karışımın şeker oranı %25 oluyor diyor. Ağırlığı da 20 artı x olur. İşte olayımız bu arkadaşlar. Şimdi bunu çözeceğiz biz. Hadi kabın içindeki sayıları sadeleştirelim. 5'e bölelim 4. 5'e bölelim 6. 5'e bölelim 5. 4 kere 20 80 artı 6x eşittir 100 artı 5x'e. 80'i buraya aldık 20. 5x'i buraya aldık x kaldı. X eşittir 20 çıktı gobeller. Evet, geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. X kabında alkol oranı %30 olan 50 litre alkol su karışımı, Y kabında alkol oranı %20 olan 60 litre alkol su karışımı vardır. X kabından A litre alınıp diyor. Tamam, alalım X kabından A litre alalım. A litre aldım, yüzdesi değişmiyor, yine %30. Y kabın alınıp Y'ye aktarılınca Y'nin tamamıyla karıştırıyormuşuz. Y'de ne vardı arkadaşlarım? 60 litrelik %20'lik bir karışım var. Aktarılınca diyor arkadaşlarım. Böyle bir şey yaptık şimdi. Hadi burayı bir çözelim. En son bir karışım oluşacak burada. Yüzdesini bilmiyoruz. X diyelim. 60 artı A diyelim buna da. Burayı bir düzenleyelim dostlarım. Şöyle bir şey yapalım. 30A geliyor buradan. 30A artı 20 ile 6'nın çarpımı 12 çift 0 1200 geldi. Eşittir x çarpı 60 artı a geldi. Tamam. Böyle olunca diyor. Y kabındaki alkol miktarı yani şuradaki alkol miktarı dediğimiz miktar x kabında kalan alkol miktarına eşit oluyor diyor. Buna göre a kaçtır? Şimdi burada güzel bir matematiksel oyun yapalım arkadaşlar. Şimdi normalde x kabının yüzde kaçı alkoldü?
%30'u alkoldü. Peki ben A litresini aldım. Kaç, ne kadar kaldı? 50 eksi A litresi kaldı. Bak 100 litrede 30'u alkol ise 50 eksi A litresinde ne kadarı alkoldür diye soruyorum. Bu da ne çıkıyor dostlarım? 50 eksi A çarpı 30 bölü 100 geldi. Bu bir. Dursun elimizde. Şimdi diyor ki bir de adam, İşte bu kalan alkol miktarı diyor, senin burada bulduğun alkol miktarına eşittir diyor. Benim burada bulduğum alkol miktarı 60 artı A'dan yüzde X'i kadar arkadaşlarım. O zaman bunlar birbirine eşitmiş. Peki şu yüzleri silelim. X yerine şu 60 artı A'yı buraya bölü olarak atsak. Bu bölü 60 artı A X oldu arkadaşlarım. O zaman burada da X yerine şunu bir yazalım isterseniz. Şöyle oluyor bakın. 30 A artı 1200 eşittir. X yerine şunu yazıyorum. 50 eksi A çarpı 30 bölü 60 artı A yazıyorum. Bir de çarpı yanında 60 artı A var. Peki 60 artı A var, gitti. Şimdi geri kalan kısım düzenleme kısmı arkadaşlarım. Hemen yapıyorum geri kalan kısmı. Hatta şurada bir yer açalım kendimize. Burada yapalım onu. Şimdi 30A artı 1200 eşittir. 30 ile 50'yi çarptım. 15 çift 0. Eksi 30A da buradan geldi. Eksi 30A'yı buraya alırsak 60A eşittir. 300 çıktı. 60'a bölersek A eşittir 5 geldi dostlarım. Ceyhan'mış sorumuzun cevabı. Evet, son sorumuzu okuyoruz şimdi bu köşe taşının. A kabında şeker oranı %24 olan 50 litre şekerli su, B kabında da olan vardır. A kabındaki şekerli suyun şeker oranı %30 olana kadar buharlaştırılıyor. Şimdi buraya dikkat. A kabı nasıl bir şeydi arkadaşlarım? %24'ü şeker, 50 gramlık bir karışımdı. Şimdi bu buharlaşacak. Demek ki içinden su çıkacak. Ne kadar su çıkacak onu bilmiyoruz. X litre su çıksın arkadaşlarım. Su buharlaşsın. Tabii bu suyun içinde hiç şeker olmadığı için yüzdesine sıfır diyorum. Ve en son neye ulaşana kadar buharlaştırıyormuşuz? Şeker oranı %30 olana kadar buharlaştırdık bunu. O halde ağırlığı da 50 eksi x oldu. Hadi çarpalım çırpalım arkadaşlarım. 5 ile 24'ün çarpımı 120. Bir de 0 ekledim. Burası zaten 0, bakmıyorum. 30, 15 çift 0 oldu. Eksi 30x. Buradan 30x eşittir 300. X eşittir 10 geldi. Demek ki dostlarım 10 litresi buharlaştırılmış bu adamın. Geriye 40 litre bir kap kalmış. Tamam mıdır dostlar? Şimdi devamını yapıyorum bakın. En son ne kaldı elimde? 10 litresi buharlaştığı için 40 litrelik bir karışım kaldı ve yüzdesi de 30 oldu. Unutmayın, burayı da karıştırmayın. Şurada yüzdemiz 30 oldu. Zaten buharlaştırmamızdaki amaç neydi? Yüzdeyi 30'a çıkartmaktı. Ve en son 40 litrelik, yüzdesi 30 olan bir karışım kaldı A'da. Daha sonra diyor ki B kabındaki şekerli su A'ya komple boşaltılıyor. Yani A ile B karıştırılıyor. B'de ne vardı? %30'luk 10 litrelik bir karışım vardı. 10 litrelik %30'luk bir karışım var. En son diyor 50 gramlık yüzdesi ne olur karışımın diyor. Hadi birer sıfır silelim şuradan. 4 kere 30, 120 artı 30 eşittir 5x. 150 eşittir 5x, x eşittir 30 geldi dostlarım. Evet, 11 numarayı da gömdük. Hemen 12'yi aldık ve odaklanmasına bakacağız şimdi arkadaşlar. Güzel, odaklanmamız da burada mevcut, tamamdır. Hemen bakıyoruz dostlarım şimdi. Boş bir havuzu. Havuz sorularıyla karıştırılmış. A musluğu 5 saatte, B musluğu 15 saatte doldurmaktadır. Bakın bu havuz sorularıyla karışım problemleri bir arada verildiyse dostlarım, şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi biri 5 saatte dolduruyor. Şurada gösterelim onu. Biri 5 saatte doldursun. 5A diyelim ona. Diğeri de 15 saatte dolduruyor. 15B diyelim.
ters orantılı diyeceksiniz arkadaşlarım. Bu doldurma miktarıyla doldurma süresi ters orantılıdır deyip ikisini de bakın 15K'ya eşitliyorum. Bu durumda A ne çıkıyor? 3K. B ne çıkıyor? 5K. A'ya 3K, B'ye de 1K diyorum. Pardon, 5K nereden çıktı? 1K geliyor dostlarım. Demek ki A musluğu 3K'lık bir miktar, 3K litre diyelim biz ona. 3K litre doldurmuş A musluğu ve A musluğundan akan suyun %6'sıydı tuz ya da şeker. Artı B musluğu 1K dolduruyormuş ve B'den akan şeker yüzdesi de 10'du arkadaşlarım. En son diyor karışımın yüzde kaçı şeker olur diye bir soru soruyor bize. Hadi K'ları sildik. 3 kere 6 18 eşit artı 10 eşittir 4x, 28 eşittir 4x, x eşittir 7 geldi. Hadi bakalım 2'ye bakıyoruz şimdi. Bir depoya A musluğundan saf su, B musluğundan saf alkol akmaktadır. Boş depoyu A musluğu 18 saatte 18A eşittir, B musluğu 12 saatte 12B eşittir, bunlara da 36K diyelim. Bu durumda A dediğim 2K doldurur, B dediğim 3K litre doldurdu. Şimdi A'dan 2K litre dolduruyormuş. A musluğu tamam şeyi havuzu 2K'sını dolduruyormuş. Ve A'dan saf su akıyormuş arkadaşlarım. Sadece su. Artı B musluğu 3K doldurdu ve B musluğundan da saf alkol akıyormuş. En son diyor karışımın yüzde kaçı su olur diye soruyor bize. Ağırlık 5K. Suyu sorduğu için biz suların miktarlarını yazalım bunların içine. Buradaki su miktarı %100'ü su. Buradaki su miktarı 0 diyelim arkadaşlar. K'ları sildik hemen. 200. Burası 0 zaten. Eşittir 5x. 5'e bölersek x eşittir 40 geldi dostlarım. Evet, 3. sorudayız. 3 numarayı okuyoruz. Bakalım ne diyor. Birim zamanda akıttıkları su miktarları eşit olan. Demek ki bunlar yarısını A dolduruyor, yarısını B dolduruyor. Hemen şöyle gösterelim. A'dan akan su miktarı da K, B'den akan su miktarı da K. Yani ikisi de yarısını doldurmuş olsun. Aynı miktarda su dolduruyorlar. A ve B musluklarının A musluğundan akan suyun şeker oranı %30. B musluğundan akan suyun şeker oranı %x. Havuz boş iken iki musluk açıldı, karıştırdık bunları. Havuz dolduğunda, yani 2K'ya ulaştığında karışımın tuz oranı %40 oluyor diyor. Buna göre x kaçtır? Hadi K'ları silelim. 1 kalsın buralarda. Ne geldi? 30 artı x eşittir 80. X eşittir 50 çıktı dostlarım. Sorumuzun cevabı. Evet, son soruya bakıyoruz. Bu videomuzun da son sorusudur bu arkadaşlarım. Boş bir bidonu %20'lik şekerli süt akıtan bir musluk 10 saatte, %30'luk şekerli süt akıtan başka bir musluk x saatte dolduruyor. Burada bakın saat süresini vermemiş. Miktarını bakalım nasıl belirleyeceğiz, ona dikkat edelim burada. Şimdi birisi 10 saatte dolduruyorsa 10A, diğeri x saatte dolduruyorsa xB eşittir. İkisinin ortak katı olan 10x'in katı diyelim bunlara. Bu durumda A dediğim şey 10'a bölersek xk, B dediğim şey x'e bölersek 10k miktarda dolduruyorlarmış. Demek ki şöyle olacak. Birinci musluk xk litresini doldurdu artı ikinci musluk 10k litresini doldurdu. Eşittir. En son bir karışım oluşuyor. Şimdi bidonu %20'lik şekerli süt akıtan bir musluk 10 saatte. 10 saatte dolduran xk litre dolduruyordu ve %20'likti bu. Diğeri de %30'lukmuş. Bize de neyi soruyor? Ağırlığını da yazalım şuraya. K parantezinde x artı 10 diyelim. Şeker oranı %24 oluyormuş en son. X kaçtır diye soruyor. K'ları sildim arkadaşlar. 20x buradan geldi. Artı 300 buradan geldi. Eşittir 24x artı 240 oldu.
240'ı buraya alalım 60. 20x'i buraya alalım 4x. Bir de 4'e bölelim. 15 eşittir. X çıksın gobeller. Sorumuzun cevabı Denizli geldi. Evet dostlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Karışım problemleriyle devam edeceğiz. Herhalde bir ya da iki tane köşe taşı kaldı galiba. Bakmadım tam. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin dostlar.